Herkese merhabalar, ben iç mimar Alp Uslu Duran. Bu haftaki Uslu Vlog'a hoş geldiniz. Bu hafta ofisimizde hala elimizdeki projeleri fiyatlamaya çalışıyoruz. Bu çok zor bir konu. Bunun üzerinde yaklaşık 2 haftadır çalışıyoruz. Bu hafta fiyatlamayı bitirip müşterilerimizin ikisine de maliyetlerini iletip onların da onaylamasını umuyoruz. Böylece projelere başlayabileceğiz uygulama aşamasına. Aynı zamanda da başka bir müşterimizle tasarım üzerine konuştuk. Bu tasarım üzerine kendisinin bazı eklemeleri oldu. Bunları not aldık. Bunlarla ilgili size yine bilgiler vereceğim. Mimarların katıldığı bir kahvaltıya bu hafta katılacağız. Artık etkinlik sezonları açılıyor. Herkes tatilden döndü yavaş yavaş. Firmalar da mimarlara yönelik etkinliklerini başlatacak. O yüzden de bunlara da katılmak gerekiyor işin gereği olarak. Hem yeni ürünleri tanıyoruz hem de kendi iletişimimizi, network'ümüzü geliştiriyoruz. Bu hafta yine böyle bir etkinliğe gideceğiz. Şimdi hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi bu hafta, geçen hafta Çinli'miz ürünlerin fiyatları gelmeye başladı. Onları Excel listesine geçeceğiz müşterilerimize sunmak için. Biz her ürünün fiyatını ayrı ayrı veriyoruz müşterilerimize. Yani toplu bir fiyat vermiyoruz. İşte bir sehpanın fiyatı ayrı, bir bitkinin fiyatı ayrı, bir tez üniteninin fiyatı ayrı gibi tek tek fiyatları görebiliyorlar. Bu sayede de aslında orada pahalı buldukları bir şeyi veya daha ekonomikleştirmek isterlerse projeyi, bunu çıkarabilir miyiz, şunu ekleyebilir miyiz gibi ekleme çıkartma yapabiliyorlar ve aynı zamanda da fiyatı kontrol edebiliyorlar. Çünkü bu bence önemli bir konu, tamamen güven sağlamak açısından. Yani orada sehpanın fiyatının ne kadar olduğunu görüp daha uygun bir sehpa ekleyebilirler veya fiyatı ölçülebilir bir şey, mesela seramik metrekare fiyatı gibi. Bunu kendileri, tanıdıkları birinden teyit edip bizim burada sağlıklı bir fiyat verip vermediğimizi kontrol edebilirler. Şimdi fiyatlar gelince Excel'e yerleştirip onları müşterimiz için hazırlayacağız. Dekoratif aydınlatmalarda pirinç ürünleri kaplama mı yapalım? İkisini de alabilirsen. Öyle yaptım. Boya değil, kaplama kesimi olsun. Onu sor. Onlar boyayı tercih ediyormuş. Ben kaplamayı tercih ediyorum. Boya hiç gerçek olmuyor. İstedim. Aynen, ben kaplama isterim. İstedim. Tamam, gerçeğini sorarım şimdi. Gerçek pirinç yapabilir miyiz? Bilecektir ki fiyatı çok yüksek olur o zaman. Olsun. Biz görmek istiyoruz evet. Fiyatı sonuçta. Yani. Evet. Yani o CNC dolap ve duvar kaplaması aynı şey. Bize tek fiyat verin onun için. Danışma bankosunun arkasındaki render'dan bakabilirsin. Bu kadar şey var ya, atlamadığım bir şey var mıyı? Ben yapayım. Evet, şöyle onda nasıl anlarsın biliyor musun? Bunu şimdi tek tek Excel'e geçmeye başlayacaksın. Ben senin olsam şöyle bir şey yapardım mesela. İlk önce şunu elime alırdım. Bir renk seçerdim, sallıyorum. Ortak alandakilere bir, atıyorum, kırmızı çarpı koyardım. Sonra yönetici odasındaki yeşil koyardım falan. Sonra yöneticilerin, çünkü yöneticilerin adalarına dönüştürmen gerekecek hani. Ayrı ayrı bölümleyeceğiz ki adamlar şey diye anlasın diye. Mesela yönetici odası ne kadar tuttu, ortak alanlar ne harcadım, işte kayıt stüdyolarını kat tuttu falan gibi bir şey olur yani. Bütün çizimlerimizi üreticilere gönderdik ve hepsinden bu şekilde fiyatlar geliyor bize. Bu fiyatları sonra kontrol ediyoruz. Çünkü onların verdiği fiyatlar gerçekten buradaki özellikleri karşılıyor mu? Şimdi buradaki mesela üreticimiz bazı şeyleri yanlış anlamış. İşte demiş ki mesela TV ünitesi için işte duvar panelleri demiş. Aslında TV ünitesi farklı, duvar panelleri farklı. Bunlar iki farklı ürün. Ve müşterimiz bir noktada ikisinden birinden vazgeçmek isterse ikisini ayrı fiyatladığımız için bunların fiyatlarını görüp birinden vazgeçebilecek ve biz tekrardan çalışmak zorunda kalmayacağız. Veya diyelim ki bir masa ayağını biz burada parlak lake yazmamıza rağmen bunu normal mat lake kabul edebiliyor ve sonrasında siz bunun siparişini geçiyorum deyip ödemesini geçtiğiniz sırada bunun parlak olduğunu belirtiyorsunuz veya sonradan fark ediyor. Aa, ben bunu parlak fiyatlamamıştım diyor. O noktada size demiyor ki ben parlak fiyatlamamıştım, artık yapacak bir şey yok, öyle kalsın demiyor. Diyor ki ben parlak yapacaksam bu kadar para isterim diyor. Ama siz böyle bir projeyi, ki bu büyük bir proje, yaklaşık 10 milyon lira gibi bir bütçeye çıkardığınız noktada bu tarz hatalar, %10 hata yapsanız bu projenin bu tarz detaylarında 1 milyon lira aslında eksik ödeme almış oluyorsunuz müşteriden veya karşı tarafa farklı yanlış bilgi vermiş oluyorsunuz. Ve bunu biz bütün maliyetlerimizi %100 aynı şekilde projeyi tamamlayacak şekilde hazırladığımız için bunu kendi cebimizden karşılamamız gerekir. Çünkü müşteriye "Aa, biz yanlış yapmışız, 1 milyon daha ödemeniz lazım" demek istemiyoruz. O yüzden de bütün uygulamanın detaylarını tek tek İlayda ile kontrol ediyoruz ve doğru olduğundan emin olduktan sonra müşteriye yolluyoruz.
kahvaltı etkinliğine geldiğimiz markanın showroom'unu geziyoruz. Özellikle showroom, yani burası daha önce bir evmiş, çok keyifli bir yer. Burası showroom yapılmış. Birçok farklı ürün var. Bu firma beton ürünlerden farklı tasarımlarla ürünler üreten bir firma. Aynı zamanda proje bazlı da siz çiziminizi yollarsanız buradaki renk seçimlerinden istediğiniz rengi sizin için üretebiliyorlar. Güzel oldu. Güzel bir etkinlikti. Yine idealistten birçok kişi katıldı zaten. Bir kahvaltı yaptık, sonra şimdi showroom'u gezdik. Bence kullanabileceğimiz bir ürün. Projelerde yer verebiliriz. Çünkü beton güzel gözüküyor ama bu betonu çok daha atölye bazlı yapan yerler var. O yüzden de çok güvenilir olmuyor normalde. Ve o yüzden de sevmeme rağmen çok kullanma tercihinde bulunmuyordum. Ama böyle bir markaya bunu yaptırabiliyor olmak güzel olacak. Bazı projelerde kullanmayı düşünüyorum. Güzel bir gün oldu. Hem bir araya geldik hem de yeni bir ürün tanıtıcı olduk. Bildiğiniz gibi geçen hafta Gözdeğren Madenciliği'nin tasarımlarını bitirmiştik. Bir önceki haftada bu tasarımları nasıl yaptığımızı, nasıl süreçlerden geçtiğimizi sizlere aktarmıştık. Müşteriye tasarımı ilettik ve sonrasında bir 5 gün kadar bir zaman istedi bizden. Üzerine düşünebilmek ve daha fazla fikir üretebilmek için. Bugün yaptığımız sabahki toplantıda projeyi beğendiğini, bu şekilde ilerlemek istediğini belirtti. Ama bazı müşterilerimiz daha detaylı düşünmeyi seviyor ve mekanlarını daha özelleştirmek isteyebiliyor. Bazı müşterimiz ise bir an önce iş yerinin hazır olmasını ve işe başlayabilmeyi istiyor. Bu müşterimiz daha detaylı beklentileri olan müşterilerimizden. Kendisine de selamlar. Mutlaka izleyip gülecektir kendisi de. Şimdi kendisiyle beraber bir liste yaptık. Bu listede mesela bazı istediği estetik değişiklikler de var. İşte bankonun şurasına şöyle bir şey mi yapsak, çok yalın mı kaldı gibi bazı konular da var. Veya beklediği bazı temel değişiklikler de var. Mesela bu tasarıma ait koridorun bir render'ı. Burada bir zemin uygulaması yapmıştık. Bunu fazla iddialı buldu. Daha yalın bir tasarımla ilerlemeye karar verdi. Ama bazı detayları da daha detaylı istedi. Bu tarz değişiklik talepleri her zaman oluyor tabii ki. Ve aynı zamanda da bu bizim sevdiğimiz bir şey. Çünkü sonradan müşteriler keşke şunu düşünseydim, bunu düşünseydim diyebiliyorlar. O yüzden de mesela İşte dedi ki ofisi akıllı ofis mi yapsak, termostatı telefondan kontrol edebilsek mi, işte ışıkları kapatıp açabilsek, perdeleri otomatik yapabilsek gibi böyle özel talepleri var. Veya yönetici odasındaki spotları kısılabilir, yani dimli yapabilir miyiz? Bunlar bayağı aslında projenin kalitesini arttıracak detaylar oluyor. Biz bunları normalde düşünüp önerebiliyoruz ama genellikle projelerin maliyetini de çok yükseltmemek için müşterileri bu şekilde yönlendirmek istemiyoruz. Çünkü sonrasında işte beklentileri olan bu o bütçeden şaşabiliyor maliyet olarak. İşte mesela mutfak dolabına bir kiler sistemi istediğini söyledi. İşte sekreter yan dolabında bir printer mutlaka olmalı, oraya konumlandıralım dedi. Veya işte kasa koymak istiyor, kasayı nereye koyabileceğimize konuştuk. Hoparlörüne kadar detaylıca konuşmuş olduk. Ve bunları konuştuğumuz için şimdi ofis tam onun istediği gibi olacak. Bu da gerçekten bizi de mutlu eden bir durum. Çünkü daha önce de yaptığımız bazı evlerde tamamen bizim yönlendirdiğimiz, her şeyi bizim düşündüğümüz projeler de olabiliyor. Ama bu tarz projelerde müşteri de yönlendirince o proje, o uygulama gerçekten çok kusursuz oluyor ve müşteri çok memnun oluyor. Bu yüzden de şimdi bu detayları bu tasarıma işleyeceğiz. Kendisiyle teknik tarafını da paylaşacağız. Ve işte o 2 haftadır çalıştığımız maliyeti kendisine ileteceğiz. Ve onaylaması durumunda uygulamanın dekoratif tarafına da devam ediyor olacağız. Bir haftanın daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Hangi mimarlık ofisi böyle kendini bu kadar şeffaf paylaşıyor? Bunları değerlendirmek lazım. Fikirlerinizi yazın. Neleri göstermemizi istiyorsunuz? Bunları bizlerle mutlaka paylaşın. Kanala yeni bir konsept düşünüyoruz. Yaptığımız projeleri bölüm bölüm sizlerle paylaşacağız. Mesela 5-6 bölümde projeyi bitireceğiz. Onların tüm aşamalarını izleyebileceksiniz. Bu vlogda bunları parça parça paylaşıyoruz. Bunları tamamen böyle proje olarak 5-6 videoda özetleyeceğiz sizin için. Yine videoyu beğenirseniz seviniriz. Yorumlarınızı, sorularınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.